sevgili izleyiciler. Peki, şimdi UCİM Hukuk Koordinatörü Sayın Ceren Evcil bizlerle birlikte. Bakalım, son dönemlerde biliyorsunuz şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet, çocukların yaşadıkları ve AIDS gerçeği. Bir de hani tekrar böyle bir işte, türden haberler görmeye başladık. Peki bunları nasıl tarif etmek lazım? Gerçekten sorunlar neler? Nasıl bir çerçevede? Diğer taraftan çözüm önerileri ne olabilir? İşte bütün bunları konuşacağız Sayın Evcil'le. Günaydın. Günaydın, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, son günlerde özellikle bazı haberlerle ilgili olarak yani yeniden işte bir takım şeylerle yeniden daha doğrusu bir takım sorun, geniş sorun olabilecek, en azından potansiyeli taşıyan AIDS vesaire gibi takım şeylerden bahsetmeye başladık. Birincisi. İkincisi tabii her zamanki gündem başlıklarımızdan kadına şiddet, çocuğa şiddet, çocukların yaşadıkları, toplumda güçsüz olan herkesin yaşadığı aslında. Önce siz nasıl tarif edersiniz bütün bu narla ilgili çerçeveyi? Yani şöyle söylemek gerekir Musa Bey, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Ülkemizde maalesef çocuklarımızı koruyamıyoruz ve hep olup bittikten sonra öğreniyoruz bir şeyleri. Evet. Keşke olmadan öğrenebilsek ve önlem alabilsek, koruyabilsek çocuklarımızı. Keşke korku olmasak. Evet. Ama burada bazı şeylerin gerçekten artık dile getirilip konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki son günlerde ülkemizde özellikle çocuklarla ilgili işte narin olayı, AIDS'ten vefat eden çocuğumuz, evet, Selçuk'ta ölen 5 tane çocuğumuz, yani bunlar çok ciddi meseleler ve ciddi şekilde ele alınması gereken meseleler. Maalesef bu şekilde yani AIDS'ten ölen çocuğumuzda mesela büyük bir ihmal var aslında. Yani son evrede hastaneye kaldırılmış, son evrede fark edilmiş, öncesinde hızlı bir kilo kaybı, muhtemelen farklı semptomları da vardır. Yani AIDS'de çok ciddi bir rahatsızlık ve farklı semptomları da muhtemelen göstermiştir kendisini. Ama burada büyük bir ihmal var. Tabii bununla ilgili bazı açıklamalar var. İlk olarak benim sosyal medyadan gördüğüm cinsel yolla bulaştığıydı. Daha sonra babada pozitif olduğu, anne ve kardeşte pozitif olmadığı şeklinde haberler gördüm. Burada incelenmesi gereken çokça şey var. Soruşturma başlatıldı diyebiliyoruz. Öyle duyduk hepimiz. Gerekli araştırmalar yapılmalı. Bir ihmal varsa bununla ilgili kimin ihmali var, ailenin mi ihmali var, başka kimlerin ihmali var mı, götürüldü mü hastaneye bu çocuk? Bununla ilgili aslında araştırılması, incelenmesi gereken çokça fazla şey var. Evet. Peki yani çok uzun zamandır işte AIDS, yani bu yaşlı biri için de olabilirdi. Yani bir çocuk olmayabilirdi. Tabii. Bunu çok duymuyorduk. Yani yeniden gündeme geldi. Böyle bir tehlike devam ediyor muydu? Ya da nasıl olabilir? Yani hani bir yolla bir şekilde bulaştı, gelmiş. Belki de uzun yıllar taşıyıcıydı baba, bilemiyorum yani nasıl olduğunu. Siz nasıl gördünüz, bu tarafına da baktınız mı işin? Ne oldu da yeniden bunu konuşmaya başladık? Yani AIDS olarak mı soruyorsunuz? Evet, evet. Yoksa yani AIDS zaten şu anda çok yaygın bildiğim kadarıyla. Biraz UCİM olarak da biz araştırma yaptık AIDS konusunda. Özellikle ülkemizde son yıllarda AIDS'te çok büyük bir artış var. Şimdi AIDS'in bulaşma yolları cinsel yolda bulaşabiliyor, kan yoluyla bulaşabiliyor. Bildiğim kadarıyla dokunma, öpme vesaire yoluyla bulaşamıyor. Bu durumda buradan bakılması gereken evde gerekli önlemler alındı mı mesela? Ben tabii ki burada bu çocuk analizinde konuşuyorum. Genel olarak AIDS konusunda çok bilgi sahibi değilim ama mesela evde şimdi baba zaten kan yoluyla bir tespit edilmiş, yani Kızılay böyle bir açıklama yaptı. Kan verirken AIDS olduğu, HIV pozitif olduğu kişine tespit edilmiş. Daha sonrasında da gerekli önlemler alınmış, bu kan imha edilmiş vesaire. Kızılay'ın yaptığı açıklama bu şekilde.
Daha sonrasında bu kişi evde 3 kişiyle beraber yaşıyor. Yani eşi, 2 tane çocuğu var bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Mesela bununla ilgili bir sağlıksal bir önlem alındı mı? Bu kişinin HIV pozitif olması, çevresine bulaştırabileceği, çocukları olduğu, karısı var, cinsel yolla karısına bulaştırabilir. Yani evde mesela en ufak bir kesikte bile o temas ettiğinde başka kişinin kanına, bu çok büyük bir tehlike arz ediyor aslında. Yani burada belirlenmesi gereken, bu kişi pozitif tespit edildikten sonra gerekli önlem alındı mı, bu çocuklara herhangi bir sağlık taraması, karısına herhangi bir sağlık taraması, sadece evde yaşadığı kişiler değil belki çevresindeki kişilere de bakılması gerekir burada. Ve tekrardan şunun altını çizmek istiyorum. Yani bu çocuk hastaneye gittiğinde son evredeymiş. Bununla ilgili herhangi bir daha öncesinde bir belirti olmadı mı? Yani aşırı bir kilo kaybı olduğundan bahsediliyor. Şimdi normal bir vücuda, normal bir bünyeye, normal bir sağlığa sahip bir çocukta bu kadar hızlı bir kilo kaybı olmaz. Hızlı bir kilo kaybıyla hastaneye gittiğinde son evrede olduğu tespit ediliyor. Yani bunun öncesinde herhangi bir tespit yapıldı mı, hastaneye götürüldü mü, bu çocuk bakıldı mı? Bunlar açıkçası bence soruşturma aşamasında önem arz eden şeyler bunlar ve ben ailenin burada bir ihmali olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki başka mesela ailelere tavsiye babında neler söylenebilir? Yani nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani şöyle, çocuklar bağlamında mı konuşuyoruz yoksa AIDS bağlamında mı genel konuşuyoruz? Genel olarak tabii. Yani bu büyükler için de geçerli olabilir elbette ama çocuklar daha korumasız bildiğim kadarıyla ya da en azından bir bilinç açısından hani yaş icabı da daha dezavantajlı durumdalar. Yani burada aslında şunu da vurgulamak lazım. Geçenlerde Selçuk'ta 5 tane çocuğumuzu kaybettik biliyorsunuz. Onunla ilgili de belki değinmek gerekir. Evet. Orada da hep şunu söyledik aslında. Sosyal devlet ilkesi gereği çocuklar korunmak zorunda zaten. Ama ilk aşamada çocuk koruma kanunu ve TCK'da yer alan hüküm uyarınca çocuklar ailesinin yanında devlet tarafından koruma altına alınmalı. Eğer ailesinin yanında herhangi bir şekilde koruması sağlanamıyorsa o zaman devlet korumasına, işte yurt desteği vesaire bunlar verilebilir. Şimdi burada Selçuk'ta yaşanan olay üzerinden gideyim ben. Burada anne 22 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Baba cezaevinde ve 5 tane birden 5'e kadar yaşına kadar olan bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi burada anne 22 yaşında ve geçimini kağıt toplayıcılığıyla vesaire geçindirmeye çalışıyor. Çünkü evde bakması gereken 5 tane çocuğu var. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Sosyal medyada gördüğüm, bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda da bu eve 15 gün gidildiği ama annenin çocuklarını vermek istemediği, kendisinin bakmak istediği yönünde. Şimdi burada şunu yapma bakmamız gerekir aslında. Şimdi anne zaten çocuklarıyla beraber yaşamak istiyor. Çocuklarından ayrılmak istemiyor. Burada şuna bakmamız lazım. O zaman biz mesela barınma desteği verdik mi? Sağlık desteği verdik mi? Şimdi çocuk koruma kanununda çocuklarımız için güvenlik tedbirleri var. Koruyucu güvenlik tedbirleri, düzenleyici güvenlik tedbirleri. Bunlar sosyal devlet ilkesinin bir gereği. Bunları devlet yapmakla yükümlü zaten. Yani bu çocuklarımıza sağlık, barınma, eğitim, bunlarla ilgili şeylerin... desteklerin verilmesi gerekiyor. Burada aslında bunlara birazcık değinmek lazım. Bu 5 tane vefat eden çocuğumuza da değinmek istedim. Çünkü bu da aslında çok büyük bir ses getirdi ülkemizde ve konuşulması gerektiğini de düşünüyorum. Burada tartışılması gereken de çok fazla şey var. Yani sadece anneye burada yüklenmek de çok doğru değil. Yani anne evde bırakmış, işte 5 tane küçük çocuk babayı açık bırakmış, gitmiş. Bunu anneyi buna sürükleyen sebepler neler? Yani onun da aslında o çocukları o evde bırakmak belki de içimi vermiyor ama mecbur çünkü eşi cezaevinde. Belki ailesi destek olmuyor, ailesinden kimse yok. O 5 çocuğa bakmakla yükümlü. Bunu söyleyebilirim. Evet. Biraz da ekonomik durum mu insanları mesela böyle bir duruma itiyor? Ne dersiniz?
Tabii ki. Yani şimdi o kişi maddi durumu iyi olsa, belki çevresinden bir destek görse, o 5 tane çocuğu evde bırakmayacak. Ya da atıyorum bir yurda verecek, bir yere verecek. Ya da yanında bakıcıları olacak, şeyler olacak. Ama o kişi, yani o kadın dışarı çıkıp çocuklarını evde bırakıp para getirmek zorunda. Çünkü o çocuklarının karnını doyurmak zorunda. Bu nedenle de aslında biraz da maddi olarak da, ekonomik olarak da bu şeyi düşünmek lazım. Sadece hani neden ihmal var, neden öyle bıraktık değil. Bunun altında çok farklı sosyolojik sebepler de var. Bunlara da bakmak lazım. Hep beraber değerlendirmek lazım. Yani daha öncesinde 15 kere o eve gidildiği, işte gerekli şeyin yapıldı ama gerekli maddi destek yapıldı mı? Yani bu çocukları keşke o barınak gibi bir evde yaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani yanarak can verdikleri ev bir barınak tarzında bir ev. Yani bu şeylere, kadınımıza ve çocuklarımıza keşke daha güzel bir ev sağlansaydı, oraya yerleşimleri yapılsaydı, maddi bir destek yapılsaydı. Ne bileyim, sağlıkla alakalı, eğitimle alakalı, belki çocukların yanında bir kişi gönderilebilirdi annesi çalışırken. Çünkü anne çalışmak zorunda. Çocuklar bütün gün evde tek başına kalamıyorlar. Gördük, kalamadılar da zaten. Yani burada çok değerlendirilmesi gereken çok farklı sosyolojik konular var bence. Buna da değinmek istedim çünkü sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sadece anne üzerinden yürüdüğünü gördüm olayın. Sadece anne üzerinden değerlendirmek hatalı olur. Evet. Peki, yani maalesef böyle bir şiddet olgusu artık ülkemizin bir gerçeği haline geldi. İşte yeni doğan çetesi vesaire. Bunlar da bugün işte yargılanmaya başlıyorlar. Evet. Bunu tüm olarak onu da vurgulayayım Musa Bey. Buyurun. Bugün İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu yeni doğan çetesiyle ilgili davamız görecek. 5 gün sürecek bildiğim kadarıyla. UCİM Başkanımız Saadet Öğretmen Yücel Başkan, diğer değerli meslektaşlarım hepsi orada buluşmayı takip edecekler. Gene bir detay, bir şey, önemli bir husus vesaire olursa biz de seve seve yayına bağladık. Bunu zaten diğer meslektaşlarım da bildireceklerdir. Daha geçen 7 Kasım'da Narin dosyasında gene ben de Diyarbakır'daydım. Biz de UCİM olarak buluşmayı yakından takip ettik. UCİM olarak elimizden geldiğince çocuklarımıza destek olmaya, duruşmalara katılmaya devam edeceğiz. Evet. Peki, yani şimdi çok bu arada sizin yani ciddi çalışmalarınız var. Bütün hani çocuk başlığı altında özellikle ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bu son günlerde mesela özellikle meşgul olduğunuz başlıklar, şimdi az önce ifade ettiniz işte Narin cinayeti için hani oradaydınız ve buna benzer neler yapıyorsunuz? Şöyle, UCİM olarak ben avukat şeyi olarak konuşayım, avukatlar olarak konuşayım. Avukatlarımızın UCİM İhbar Grubu var. UCİM İhbar Grubumuzda her ay belirli, yani her gün, her ay, her gün belirli gönüllü avukatlarımız oluyor, nöbetçi. O gün gelen ihbarlara teker teker dönüş yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde en fazla ihbar aldığımız konu aslında yeni doğan çetesiyle alakalıydı. Onu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Çünkü bu yeni doğan hastane, doktor vesaire olayları olduktan sonra aslında çok öncesine dayandığını ve neredeyse 10 yıl öncesinde bile aynı doktor, aynı hastane, hastane olmasa bile aynı doktorla alakalı bebeklerini kaybedenler, bebekleri engelli kalanlar, hastalıkları geçmeyenler çok fazla aramaya başladı. Biz gece gündüz demeden aslında bu aramalara geri dönmeye çalıştık. Şu anda tabii ki bir dava aşamasında, dava devam ediyor. Ama bize gelen, soruşturma başlatan, suç duyurusunda bulunan, belki de ne yapacağını bilemeyen, hani nasıl bir yol izlesem, ben nereye gitsem, suç duyurusuna mı bulunsam, iyi sağlığa mı başvursam diyen çok fazla insan oldu. Biz bunları yönlendirdik, suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini, belki de bu davayla birleştirilecek, belki de müdahale olacaklar davaya. Onları bu şekilde yönlendirmeye çalıştık ama yanlış hatırlamıyorsam 30 küsür tane ihbar aldık yeni doğanla ilgili, diğer meslektaşlarımla beraber. Evet, bu tabii... Özellikle son zamanda... Buyurun. Yani şey söyleyecektim, hani gelen ihbar, işte ki 10 yıl geçmişten bahsediyorsunuz, evet. Sayısı
daha mı fazla aslında? Bununla bağlantılı ya da değil. Yani bununla bağlantılı ya da değil, o zaten araştırılıp incelendikten sonra aslında açığa çıkacak bir şey. Ama insanlarımızda şu var şu anda, yani sosyal medyada, televizyonda, haberlerde o kadar çok görüyorlar ki belki o doktor, o hastane olmasa bile geçmiş zamanlarında çocuklarını kaybedenler, yeni doğan bebeklerini kaybedenler, acaba ben de mi bu şekilde bir şeye kurban gittim diye düşünmeden edemiyorlar aslında. Ama bazıları da bununla ilgili. Bir tane ben ihbar aldım. Tabii ayrıntısını paylaşmayacağım ama hani aynı olay, benzer olaylar, benzer kişiler, benzer hastaneler direkt mesela hani suç duyurusunda bulunması için savcılığa yönlendirdim. Daha sonrasında biz zaten suç duyurusu yapıldıktan sonra, yani savcılık aşamasında bir müdahalede bulunamıyoruz ama dava açıldıktan sonra davaya katılmak istediğimizi söylüyoruz. O şekilde davalara gidiyoruz. Katılıyoruz gerekirse. Bazen vekilden yetki belgesiyle katılıyoruz. Bazen katılma dilekçesi sunuyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz ama dediğim gibi yeni doğanla alakalı gerçekten farklı, yani daha fazla sayıda olduklarını söyleyebilirim. Evet, evet. Yani nasıl mesela şeyler var elinizde? Bir kanaat söz konusu anladığım kadarıyla söyleyebilirim dediğinize göre. Peki gelen ihbarlar ya da sizin yapmış olduğunuz inceleme, okumalar mı var bu konuda? Nasıl böyle bir kanaate ulaştınız? Yeni gelen dosyalarla alakalı mı? Tabii, yani bu vakaların daha çok sayıda olduğunu düşündüğünüzü ifade ettiniz. Şöyle, yani gelen ihbarlarda genelde hep yeni doğanlarla alakalı ölümler, işte ya da yanlış tedavi dolayısıyla ya da hastanede çok fazla sürede kaldığını, işte bebeklerinin sağlıklı bir şekilde hastaneye verildiğini, aslında bir sıkıntısı olmadığını ama yeni doğanın ünitesinde kalması gerektiğini bildirdikleri, sürekli yeni yeni taleplerde bulundukları, sürekli para istedikleri, yani genelde bu şekilde ihbarlar geliyor. Hı hı. Peki son soru olarak, anladığım kadarıyla müdahilsiniz. Yani bu yeni doğan şeyi özellikle Şöyle müdahil skandalı. Olarak tabii talebin kabul edilmesi gerekiyor şey tarafından, mahkeme tarafından. Hı-hı. Şu an dediğim gibi meslektaşlarım, Saadet Başkanım, Yücel Başkanım hepsi oradalar. Narin dosyasına da biz katılma talebimizi sunmuştuk ama katılma talebimiz kabul edilmediği için biz izleyici olarak orada birebir 3 gün boyunca meslektaşlarımı takip ettik. Yeni doğan çetesi olayında da yine aynı şekilde meslektaşlarım da kaç gün sürerse sürsün orada bulunacaklardır eminim. Ve gözlemlerin neler olduğunu, ne gibi kararlar çıktı, ne gibi ifadeler verildiğini sanıklar tarafından, bunların hepsini zaten paylaşacaklardır diye düşünüyorum. Umarım bir an önce çözülür, umarım gerçekten gereken cezayı alırlar. En son bunu söylemek istiyorum. Evet. Peki, UCİM Hukuk Koordinatörü Avukat Sayın Ceren Evcil, çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeleri için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, UCİM özellikle bu yeni...